Tüm zamanların en büyük havacılık gizemi. Malezya 370'den 120.9 üzerinden Ho Chi Minh'e iyi geceler. 239 kişi taşıyan bir Boeing 777 nasıl iz bırakmadan ortadan kaybolabilir? Cevap, Hint Okyanusu'nun derinlerinde bir yerde yatıyor. Okyanusları boşaltabileceğimizi düşünün. Sular çekilecek ve deniz zeminindeki sırlar ortaya çıkacak. Artık bunu yapabiliyoruz. En yeni sualtı tarama teknolojilerini kullanarak okyanusların derinliklerine iniyor ve tutarlı verileri 3 boyutlu görüntülere çeviriyoruz. Bu bölümde resmi soruşturmaya ve 370 sefer sayılı Malezya Hava Yolları uçağının gizemlerine eşsiz bir erişim sağladık. Önceki havacılık felaketlerinin enkazlarında ne gibi dersler yatıyor? Soğuk savaş teknolojisi okyanusun derinliklerinden hayati ipuçlarını çıkarmamızı sağlayabilir mi? Uçak bulunursa çarpık enkazında ne gibi sırlar yatıyor olabilir? Sular çekilince. Malezya Hava Yolları 370. Sağdaki 32. pistten kalkabilirsiniz. İyi geceler. Malezya Hava Yolları 370 sağdaki 32. pistten kalkıyor. Teşekkürler. Hoşça kalın. 8 Mart 2014. 370 sefer sayılı Malezya Hava Yolları uçağı Kuala Lumpur'dan kalkıyor ve Pekin'e 6 saatlik uçuşuna başlıyor. Malezya 370'den 120.9 üzerinden Ho Chi Minh'e iyi geceler. İyi geceler Malezya 370. Boeing 777 Vietnam hava sahasına girdiğinde birdenbire hava trafik kontrol radarından çıktı. ...239 kişi taşıyan modern bir yolcu uçağı ortadan kayboldu. Yardım çağrısı olmadı. Son radar konumunda herhangi bir enkaz bulunamadı. MH370 bu sabah Subang Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişimi kaybetti. Havacılık yetkilileri anlamakta zorlanıyor. Bizce aile üyeleri kendilerini en kötüsüne hazırlamalı. Geride kalan aileler cevap istiyor. Malezya hükümeti bir soruşturma başlatıyor. Havacılık tarihindeki en büyük ve en pahalı soruşturma. Birçok çıkmaz sokak, yanlış ipuçları, bolca spekülasyon, ancak sadece bir avuç gerçek ipucu. İlk ipuçlarından biri Malezya ordusundan geliyor. Güçlü savunma radarları uçağa saptıyor. Uçak geri dönüp Malezya'yı geçiyor. Kuzeybatıdaki Malakka Boğazı'na yöneliyor ve sonra Sumatra'nın hemen kuzeyinde radar mesafesinden çıkıyor. Bu şok edici bir keşif. Sivil radarlardan kaybolduktan sonra düşmemiş, uçmaya devam etmiş. Uçak başta hava trafik kontrolle konuşmadan yön değiştirdiğinde her şeyin mümkün olabileceğini düşündüm. Terör saldırısı olabilir. Mürettebatın bilinçli bir hareketi olabilir. Elektronik sistemlerde büyük bir arıza çıkmış olabilir. 5. gün. Bir sonraki ipucu uzaydan geliyor. MH370 radarda kaybolmasına rağmen Hint Okyanusu'nun üstünde bir uyduya kalp atışı denilen sinyalleri göndermeye devam ediyor. Kalp atışları saatte bir geliyor. Sinyallerin sıklığında görülen değişim
uzmanların uçuş yönünü hesaplamasını ve olağanüstü bir şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor. MH370 kuzeybatıya döndükten sonra güneye dönüp 6 saat daha uçmuş. Her sinyalin ulaşma süresini göz önünde bulunduran soruşturmacılar ayrıca uçağın uyduya olan mesafesini de hesaplıyor. Bu çizgilere yay deniliyor. Uçak her yayı aşarken yakıt miktarını ve uçuş hızını temel alan uzmanlar uçağın muhtemel uçuş rota mesafelerini çıkarabiliyor. Sonuncu ve yedinci yay Hint Okyanusu'nun derinliklerinde bir yerde. Bu noktadan sonra başka kalp atışı sinyali yok. Veriler inanılmazdı. Bu amaçla kullanılması düşünülmeyen bilgilerle uçağın konumunu bulmaya çalışıyorsunuz. Şu zamana kadar yaşanan en büyük gelişme, aramayı son askeri radar bağlantısının 4800 kilometre güneyine taşıyor. Böylece Avustralya hükümetinin ve kaza müfettişi Peter Foley'nin yetki alanına giriyor. Uydunun uçak havadayken sapladığı şey inanılmazdı. Bunu çok az insan biliyordu. Araştırmamız ve uçağın yeri konusunda hayati bir önem taşıyordu. Burayı araştırmaya başlıyorlar. Yedinci yayı takip eden 1120 kilometrelik bir okyanus kuşağı. Uçağın her iki yöne 225 kilometre mesafede düşmüş olabileceğini tahmin ediyorlar. Bu 777'nin maksimum süzülme mesafesi. Onuncu gün. Yedinci yay en yakın karadan 2400 kilometre uzaklıkta. Avustralya arama araçlarının oraya ulaşması iki gün sürecek. MH370 kaybolduğundan beri iki güçlü fırtına yaşandı. Bu da kalıntıları saptamayı daha da zorlaştırıyor. 22 uçak ve 19 yüzey gemisi enkazı ve olası kazazedeleri arıyor. Bir uçak enerjiyle birlikte okyanusa girdiği zaman potansiyel bir yakıt sızıntısı beklersiniz. Uçağın enkazından kopup gelen, su üstüne çıkan nesneler görmeyi beklersiniz. Kayıp bir uçağı bulmada ilk adım normalde yüzey kalıntılarıdır. Ama bu garanti değil. MH370'ten önce havacılık tarihindeki en kapsamlı ve en pahalı araştırma burada. 12.800 kilometre uzakta, Atlas Okyanusu'nda yapıldı. 447 sefer sayılı Air France uçağını aradılar. MH370'i arayanlar için bu enkazdan ne gibi dersler yatıyor? Haziran 2009'da Air France 447, 216 yolcu ve 12 görevliyle Rio de Janeiro, Brezilya'dan Paris'e doğru yola çıkıyor. Hava raporları uçuş rotasında ciddi fırtınalar olduğunu gösteriyor. Kalktıktan 3 saat 45 dakika sonra uçak ekvatora yaklaşırken bilgisayarlar seri bir şekilde acil durum uyarısı gönderiyor. Ve sonrasında sessizliğe gömülüyor. Olivier Ferrand, Fransız araştırma ekibinin başında. Uyarı sinyalleri ilk ipucu. Bakım mesajları ve önemli konum mesajlarını aldık. Araştırmalarımıza çok yararı dokundu. Okyanusun derin ve uzak bir bölgesi ama araştırma ekibi her türlü avantaja sahip. Bilinen bir uçuş rotası ve tutarlı bir son konum. 5 gün içinde de yüzey kalıntıları bulundu. Baştaki iyimserliğe rağmen uçağı bulmak 2 yıl, 4 araştırma seferi ve 40 milyon dolar gerektirdi. Enkazı bulduğumuz anı hatırlıyorum. Çok dikkatliydim çünkü daha önce de yanlış alarmlar olmuştu. Jeolojik oluşumlar ya da aramadığımız şeyler çıktı.
niye bu kadar uzun sürdü? Araştırma ekibinin özenle topladığı verileri son görselleştirme teknolojisiyle birleştirince Atlas Okyanusu'nun sularının çekilmesi ve her derin su araştırmasının karşılaştığı bu zorlu dünyanın açığa çıkması mümkün oldu. İnanılmaz bir su basıncı var. Dondurucu soğuk, zifiri karanlık ve her yerde pusuda bekleyen gizli tehlikeler. Nihayet 3900 metrede Air France 447'nin parçalanmış kalıntıları bulundu. Motorlar, iniş takımları ve diğer ağır parçalar birlikte yatıyordu. Çarpık kalıntılar, çarpışma gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Daha ufak ve hafif nesneler deniz tabanında 530 metrelik bir alanda yatıyor. Bu 10 New York sokağı büyüklüğünde bir alan. Önemli bir bilgi öğreniliyor. Deniz yatağındaki enkaz yüzey enkazının yakınlarında bile değil. Neredeyse 40 kilometre uzaklıkta. Araştırmacılar yıllarını yüzey kalıntılarının altını aramaya harcadı. Okyanus akıntılarının enkazı kaza alanının uzağına taşıdığını fark edemediler. Fransız uçağına yönelik uzun ve yorucu araştırma bir uyarı işareti. Kalıntılara ve tutarlı bir son konuma rağmen derin sulara gömülen bir uçağı bulmak çok zor. MH370 araştırma ekibi için sarsıcı bir bilgi. Fransız uçağını bulmak zordu. 17 bin kilometre karelik bir alan söz konusuydu. Tabii ki MH370 araştırma ekibinin yüzleştiği alanla karşılaştırılamaz. O çok daha zor. Oldukça zor. Hint Okyanusu'nun güneyinde araştırmacılar 2 haftayı aşkın süredir yüzey kalıntısı arıyor. Uyduların yardımına rağmen hiçbir şey bulamıyorlar. Sürecin başındaki ve uçağı aradığımız bütün süre boyunca en büyük soru işaretlerinden biri kalıntıların nerede olduğuydu. Bunu bilemiyorduk. Kalıntı olmadığı için araştırmayı daraltmak adına başka bir yol bulmaları gerek. Bu yüzden MH370'in kara kutu veri kaydedicilerine odaklandılar. Her biri su altı konum saptama vericisine sahip. Suda 2 kilometreye yakın bir mesafesi olan elektronik sinyaller üretiyorlar. Vericileri bulursanız uçağı da bulursunuz. Ama zaman tükeniyor. Bu vericilerin batarya ömrü sadece 30 gündür. Daha uzun idare etseler de sinyalleri zayıflar. Özel sinyal saptama teknolojisi arama alanına geldiğinde bataryaların sadece 3 günlük ömrü kalmıştı. ...28. gün. 319'a çevirin. 319'a çeviriyoruz. Soruşturmacıların bataryalar bitmeden önce MH370'in kara kutularını bulmak için sadece birkaç günü var. Büyük bir arama alanı olduğu için sık kullanılan hava rotalarına odaklanmaya karar veriyorlar. Uçağın ciddi bir sorunu olduğunu ve örneğin Perth'e kadar tam bir uçuş gerçekleştirmek istediğini varsayarsak, bu durumda kullanılabilecek yaygın hava rotaları vardır. Avustralya donanma gemisi Ocean Shield, Perth'e giden uçuş rotasının 7. yayla kesiştiği noktaya yöneliyor. Air France 447'yi arayan ekip de kaza alanını saptamak için sinyal vericilerini kullanmıştı. Uçak kaybolduktan birkaç gün sonra sinyalleri dinlemeye başladılar. Sinyal saptayıcılar çoğu zaman çalışır. Air France 447 olayından önce düşüncemiz buydu. Gemiler 40 gün boyunca alanı tarıyor. Ama hiçbir şey bulamıyorlar.
Araştırmacılar diğer saptama vericilerinin kayıp ya da parçalanmış olup olmayacağını düşünüyor. Air France 447 enkazının bulunduğu bölgedeki suların çekilmesi sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Deniz tabanı burada yüzeyin 3900 metre altında. Atlantik ortası sırtında. Enkazda, dengeleyici kalıntılarının arasında, birinde saptama vericisi bulunan kara kutuları buldular. Arama gemisi buradan geçmiş ve hiçbir şeyi saptayamamıştı. Metal enkaz sinyalleri engellemiş olabilir ya da çarpışma etkisinden dolayı hasar görmüş olabilirler. Bence o noktada fazlasıyla hasar almışlardı. Araştırmacılar MH370'in kara kutularını dinleyerek arıyor ve daha şanslı olmayı umuyor. 15 gün boyunca hassas dinleme teknolojisine sahip 3 gemiyle okyanusu tarıyorlar. Askeri uçaklar sonar şamandıralar kullanıyor. Birkaç sinyal alıyorlar ama bunların rastgele parazit olduğuna karar veriyorlar. Bir hayal kırıklığı daha. Tam da bu ümitsiz anda büyük bir ipucu bulunuyor. Batı Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden bir ekip, bütün Avustralya kıyısı boyunca hidrofon adı verilen hassas sualtı mikrofon ağı kullanıyor. Depremleri, Güney Kutup Bölgesi buzlarını ve vahşi yaşamı gözlemlemek için tasarlanmışlar. İnanılmaz bir şekilde bir tanesi MH370'in uyduyla yaptığı son bağlantıdan 1 saat 14 dakika sonra sıra dışı bir ses yakalıyor. Hidrofonun topladığı verilere baktığımızda bir sinyalin ilginç özellikleri olduğunu gördük. MH370'in son anlarının sesi olabilir mi bu? Alec Duncan'ın ekibi diğer ses kayıtlarını da inceliyor. Böylece coğrafi bir konum saptayabilirler. Bir hidrofon sinyalin kaynağına dair size belli başlı şeyler söyler. Bir balina, karides ya da bir demir atma sesi olduğunu anlayabilirsiniz. Ama yönünü saptayamazsınız. Neyse ki başka kurumlar da dinlemedeydi. Yasa dışı nükleer test sesleri için. Bu teknolojiyle kaynağın yerini tam olarak saptayabilirler. Batı Avustralya'daki Cape Lewin kıyısında kapsamlı nükleer test yasağı anlaşması kurumu, yasa dışı nükleer testleri saptamak ve yerlerini belirlemek için bir dinleme merkezi kullanıyor. İstasyonun 2 kilometre aralıklarla yerleştirilmiş 3 hidrofonu var. Sesin yönünü yarım derece hataya kadar saptayabiliyorlar. Ayrıca kaynağın mesafesini de binlerce kilometre öteden belirleyebiliyorlar. İnanılmaz bir şekilde bu ağda Curtin Üniversitesi'nin duyduğu sesi tespit etmiş. Cape Lewin verilerini analiz ettiğimizde sinyalin kuzeybatıdan geldiğini görüyoruz. Bu da bize sinyalin kaynağının nerede olduğuna dair tutarlı bir bilgi veriyor. Bu dikkat çekici bir ipucu. Ses 7. yayın yönünden geliyor. Ama bilim insanları hesaplamaları yaptıklarında ses kaynağının kuzeybatıda, araştırmaya gerek duyulmayacak kadar uzak bir alandan geldiğini fark ediyorlar.
Bu sinyalin jeolojik bir kaynağı olması gerektiğine karar verdik. Ufak bir denizaltı depremi olabilirdin. Ama uçakla bir alakası olma ihtimalini de kati olarak eleyemezdik. Kırkıncı gün. Bir hayal kırıklığıyla daha yüzleşen araştırma ekibi yeni bir yaklaşım izliyor. Sonar tarama cihazı taşıyan kızaklarla ilk olarak deniz tabanını araştırıyorlar. Tarihteki en büyük sualtı avı olacak bu ama daha başlamadan yeni bir sorun çıkıyor. Hint Okyanusu'nun bu kısmı daha önce hiç detaylı bir şekilde taranmamıştı. Kızaklar deniz tabanına yaklaşıyor ama kimse aşağıda ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Cihazları deniz tabanına çok yakın bir mesafede kullanacağımızı biliyorduk. Bu yüzden arazide yaşanacak çarpışmalardan kaçınmak için aşağıda neler olduğunu bilmemiz gerekiyordu. MH370 ekibinin bu devasa arama alanında deniz tabanının bir fotoğrafını oluşturmak için basit bir yönteme ihtiyacı vardı. Yardım beklenmedik bir yerden geldi. ...98. gün. Hint Okyanusu'nda 1.2 milyon kilometre karelik bir alanda MH370'i arayan ekip büyük bir sorunla karşılaşıyor. Bu bölgedeki deniz tabanının %99'undan fazlası modern ekipmanı, uydu navigasyonu ve çoklu demet yankı cihazları olan gemilerle araştırılmamıştı. Jeofizikçi Walter Smith, uyduları kullanarak bu boşlukları doldurabileceğini düşünüyor. Uydular dibi göremez, okyanus tabanını göremez. Deniz yüzeyinin yüksekliğindeki değişimleri saptamak için radarları kullanırlar. Bunu mümkün kılan şey yer çekimi. Deniz tabanındaki dağlar kendi yer çekimlerini oluşturur. Çevredeki sular bu kütleye doğru çekilir. Ve yüzeyde saptanabilir değişikliklere yol açarlar. Ben 1 kilometre ya da daha az yüksekliğe sahip olanları saptayabilirim. Bu durumda deniz yüzeyi yaklaşık 5 santimetre yükselir ve uydular bunları saptamakta zorluk çekmez. Uçağın enkazını saptamak için yeterli çözünürlüğe sahip olmasa da deniz tabanının basit bir haritasını çıkarmaya ve MH370 arama alanındaki tehlikeleri saptamaya yardımcı olmaya yetecek düzeyde. Bu veri neleri ortaya çıkarıyor? Walter Smith'in ekibinin topladığı verilerle birlikte Hint Okyanusu'nun sularının çekilmesi ve okyanus tabanının neye benzediğini görmek mümkün oluyor. Sular çekilirken hiçbir insanın görmediği bir dünya gün yüzüne çıkıyor. Empire State binasından iki kat daha uzun, büyük uçurumlar. Karadaki herhangi bir kanyondan 6 kilometre daha derine inen fay hatları. Yüzlerce kilometrelik yanardağ dolu bir vadi. Böyle bir arazide su altı tarama cihazlarını kullanmak bolca yetenek ve şans gerektiriyor. ...202. gün. Deniz tabanının yeni haritasını elde eden araştırma ekibi en yeni su altı teknolojisini devreye sokuyor. Derin sularda hareket eden bu kızaklar deniz tabanını taramaya başlıyor. Her şeyi değiştiren yeni bir ipucu onlara rehberlik yapıyor. Bu ipucunu sağlayan şey MH370'in uyduya gönderdiği son sinyalin detaylı analizi. Mühendisler hesaplamaları yapıyor ve şoke edici bir şey keşfediyorlar. Uçak son anlarında hızla irtifa kaybediyor. Çünkü havada geçirdiği 7,5 saat sonrasında yakıtı bitmiş olmalı. Boeing mühendisleri bir 777'nin yakıtı tükendiğinde yaşanacakları canlandırıyor. Böylece ilk kez MH370'in gizemli uçuşunun muhtemel son anları tekrar oluşturuluyor.
Önce sağ motor duruyor. Otomatik pilot sola keskin bir dönüş yaparak bu dengesizliği ortadan kaldırıyor. Dakikalar sonra ikinci motor da duruyor. Güç kalmayınca otomatik pilot devreden çıkıyor. Ve MH370 spiral çizerek uzun düşüşüne başlıyor. Her bir Boeing simülasyonunda enkaz alanı 7. yayın 46 kilometre ötesinde yer alıyor. Bu yeni ve önemli bilgi, arama alanını 1.2 milyon kilometre kareden sadece 60 bin kilometre kareye düşürüyor. Ancak arama alanı hala Air France 447'nin arama alanından 3,5 kat daha büyük. Bu çok büyük bir arama alanı. Daha önce çalıştığım bütün araştırmalardan çok daha büyük. Derin su enkaz kaldırma uzmanı Andy Sherrill, su altında toplanan bütün verileri analiz ediyor. Gariptir ki MH370'in kaybolduğunu ilk duyduğumda eşim ilk çocuğumuzu doğuruyordu. Uçağın kaybolduğu haberi geldi. Eşim bana baktı ve şöyle dedi: bu işe dahil olmayacaksın. Andy o zamandan beri bu işe dahil. Önceki 6 araştırmasında topladığı bilgileri kullanıyor. Bunlara Amelia Earhart'ın Lockheed Electra'sı da dahil. Su altı taramaları başlar başlamaz insan yapımı olabilecek şekiller görülüyor. Yan taramalı sonarı incelediğimizde şelale görüntüsü ortaya çıktı. Yumuşak ve sert kayaların farklı yoğunluklarla iç içe girdiğini gördük. Taramalardan yardım alan ekip 80 bölgeyi detaylı bir şekilde inceliyor. Ama MH370'den bir iz bulamıyorlar. Sonra 2015 Mayıs ayında sonar yeni ve heyecan verici bir şey saptıyor. Kesinlikle daha fazla araştırma gerektiren tipik bir kalıntı alanıydı. Kesinlikle oraya odaklanmalıydık. Kalıntı alanı Air France 447 enkazının bulunduğu alanın boyutuna benzer bir alanı kapsıyordu. Nihayet MH370'in kalıntıları bulunmuş olabilir mi? Sonar deniz tabanının güzel bir resmini çıkarıyor ama mükemmel değil. Bir uçak kalıntısı olduğunu kesin bir şekilde söylememize yetmiyor. Bunun için görsel bir araştırma yapmanız gerekiyor. Daha yakından bakmak için son teknoloji sensörlere sahip uzaktan kumandalı bir su altı aracı kullanıyorlar. O gün kaydedilen verilerle birlikte bu alandaki suların çekilmesi mümkün oluyor ve şu zamana kadar MH370'e dair en umut vadeden keşif yapılıyor. Bir uçta bir zincir yığını var. Ayrıca paslanmış 7 metre uzunluğunda metal bir kutu. Paslanmış makine parçaları ve son olarak da 3 metal çıpa var. Bir batık buldular. Ahşap gövdesi çürüyüp yok olmuş. Alan son yolculuğuna çıkan kömürlerle dolu. Bu muhtemelen bir kargo. MH370'i bulamadılar ama adım atılmamış bu karanlık derinliklerde başka bir döneme ait bir trajediye ışık tuttular. Araştırmacılar 3 batık daha buluyor. Buna deniz tabanına dik bir şekilde batmış demir gövdeli bu yelkenli dahil.
ağları deniz tabanına yayılmış modern bir balıkçı troll teknesi de var. Kullanılan teknolojilerin kömür kadar küçük nesneleri bile saptayacağı kanıtlanmış oluyor. ...60 bin kilometre karelik deniz tabanında 15 ay boyunca yapılan detaylı taramalara rağmen kayıp uçaktan hala bir iz bulunamadı. O arama alanında olsaydı uçağı bulacağımıza inanıyorduk. Bu faktörleri göz önünde bulundurunca uçak kalıntı alanının o bölgede olmadığına emin oluyoruz. Araştırma hala iki önemli delil parçasını temel alarak devam ediyor. Uydu hesaplamaları ve Boeing'in uçuş performans verileri. Birdenbire üçüncü bir ipucu, bir dönüm noktası yaşanabileceği umudunu veriyor. Hint Okyanusu'nun diğer tarafında, arama alanından 4800 kilometre ötedeki uzak bir adanın sahillerine bir parça metal vuruyor. Bu parça bir uçaktan gelmiş gibi görünüyor. ...508. gün. 2015 Temmuz ayında Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı olan Reunion Adası'ndaki bir belediye çalışanı sahilde alışılmadık bir nesne görüyor. Bu nesneye flaperon deniyor. Boeing 777'lerin her kanadında bir tane olan ve uçağın yükselip alçalmasını sağlayan mekanizmanın bir parçası. Boeing kısa sürede bu parçanın seri numarasının kayıp uçakla eşleştiğini onaylıyor. MH370'in okyanusa düştüğüne dair ilk fiziksel delil elde edildi. Umarım bu bilgi ailelere ve yakınlarına en azından bir kesinlik sağlayabilir. Ailelerin çektiği ızdırap, amatör bir batık avcısı olan Blaine Gibson'ın ilgisini çekiyor. Ve kişisel bir göreve başlamasına neden oluyor. Gerçekten çok etkilendim ve duygulandım. Bu durumu çözmek için elimden geleni yapmam gerektiğini fark ettim. Kıyıya vuran kalıntılara dair herhangi bir resmi arama yapılmadığını fark ettim. Blaine, okyanus akıntısı uzmanlarına danışıyor. Onu Mozambik'e yönlendiriyorlar. Orada hemen bir şey buluyor. Üstünde basmayın yazan üçgen şeklinde gri bir parça vardı. Kesinlikle uçak parçası. Büyük bir sorumluluk hissettim. Çünkü tarihin en büyük havacılık gizeminin ikinci kalıntısını bulduğumu fark etmiştim. Boeing, üstünde basmayın yazan parçanın MH370'den geldiğini onaylıyor. Blaine bu parçayı ana araştırma alanının 7000 kilometre uzağında buldu. Tek başına araştırmaya devam ediyor. Bu kalıntı parçasını şu an Riake sahilinde bulduk. Henüz dokunmadık. MH370'in kalıntılarından yaklaşık 30 parça bulunuyor. Hepsi de Hint Okyanusu'nun batı tarafında. 15'ini Blaine Gibson buldu. Bir parça diğerlerine kıyasla daha ilgi çekici. Hem benim için hem de araştırma için en önemli şey önünüzdeki koltuğun arkasında bulunan bir televizyon ekranının çerçevesiydi. Gözlerimin dolmasına neden oldu. Muhtemelen birinin gördüğü son şeydi. Uçağa binmiş olan herkes bu parçayı bilir. Yolcu kabininden kopup gelen bu kalıntı, MH370'in suya sert bir giriş yaptığını gösteriyor. Bazı nesneler uçak suya girdiğinde
çok ciddi bir enerji oluştuğuna işaret ediyor. Bir diğer kalıntı parçası önemli bir sorunun çözülmesine yardımcı oluyor. Araştırmacılar uçağın yakıtının bittiğini düşünüyordu ama okyanusa doğru düşerken biri uçağı denize indirmeye mi çalıştı? Ana flapın bu parçası 2016'da Tanzanya'da Pemba Adaları'nda bulundu. Görüntü elimize geçtiğinde çok önemli bir şey olduğunu fark ettik. Flap içerideki bir destek platformuyla açılır. Araştırmacılar platformun flapla darbe izi bıraktığını keşfediyorlar. Bu sadece flap içeri çekilmişse mümkün olabilir. Bu da uçağın denize doğru düşerken normal uçuş halinde olduğuna dair ciddi bir delil oluşturuyor. Bu büyük bir tartışma konusu. Somut fiziksel delil ve analizlerimiz uçağın suya indirilmeye çalışılmadığını gösteriyor. Ya da flaplar uçaktan ayrıldığı sırada açılmasına dair kokpitten müdahale edilmemiş. Flap, uçağın yakıtının tükendiği ve kimsenin uçağı kurtarmaya ya da denize indirmeye çalışmadığı teorisini destekliyor. Kalıntılar MH370'in nasıl çakıldığını onaylamakla kalmıyor. Araştırma alanını daha da daraltabilecek yeni ve heyecan verici bir ipucu sunuyor. Bence uçağı bulmak çok önemli. Çünkü uçak kazaları yaşansa dahi uçaklar öylece yok olmaz. Bu da insanları korkutuyor. Okyanus bilimci David Griffin, Reunion adasında bulunan ilk kalıntı parçası olan Flapero'nun en önemli parça olabileceğini düşünüyor. Burası iyi bence. Rüzgar muhtemelen biraz daha güçlüdür. Bu Boeing 777 Flapero'nun. Başka bir uçağın parçası. MH370 değil. Çıpayla batıracağız değil mi? Evet. David Griffin, enkaz alanını saptamak için Flapero'nun okyanusta geçirdiği yolculuğu baştan canlandırmak istiyor. Flapero'nun hareketlerini bu şamandıralarınkiyle karşılaştırıyor. Okyanus dubaları olarak bilinen bu araçlar, okyanus akıntılarını gözlemlemek için dünya genelinde günlük olarak kullanılıyor. Kısa süre içinde bu taklit flaperonların okyanus dubalarına kıyasla rüzgar yönünde saniyede yaklaşık 10 santim daha hızlı yol aldığını saptadık. Önemli bir bilgi değilmiş gibi görünüyor olabilir ama kaza günü 7. yaydaki akıntı bilgilerini kullanarak flaperonların 500 günlük su üstü hareketlerini hesaplayabiliyor. Bu inanılmaz bir keşif. Arama alanını daha da daraltmak isteyen David Griffin bir başka ilginç kalıntı parçasını araştırıyor. Parçaların Afrika'da bulunması kadar nerede bulunmadıkları da önemli. Bu da bizi Avustralya'ya getiriyor. Niye Avustralya kıyılarına vuran bir kalıntı olmadı? Arama alanındaki okyanus akıntılarının bazıları doğuya, Avustralya'ya doğru gidiyor. Burada çakılan bir uçağın kalıntıları Avustralya sahillerine vururdu. Bu da Avustralya'ya doğru güçlü akıntılar barındıran 7. yaydaki bölgelerin denklem dışı kaldığını gösteriyor. MH370'in kaybolduğu günün akıntı verilerine bakan David Griffin, 7. yayda akıntının kalıntıları Avustralya'dan Afrika'ya doğru taşınabileceği 3 nokta saptıyor. 35 çevresinde her şeyin batıya doğru hareket ettiği bir bölge var. 31'de de yine her şey batıya yöneliyor. Uçak bu bölgelerden birine çakıldıysa, bu durum Avustralya'da neden kalıntı bulunmadığını açıklar. Bu noktalardan sadece birinin flaperon hesaplamalarıyla örtüşmesi de çok kritik bir bilgi. Bu da bize 35 güneyin en muhtemel kaza alanı olduğunu gösteriyor.
35 güney, ilk yüzey kalıntı araştırmalarında kontrol edilmemiş bir alan. Bu, araştırmacılar için heyecan verici bir ipucu. Ama artık çok geç. Üzüntü, büyük bir can sıkıntısı ve hayal kırıklığıyla belirtmek isterim ki su altı arama çalışmalarımız şu andan itibaren durdurulmuştur. 17 Ocak 2017'de yaklaşık 3 yorucu yılın ardından MH370 araştırması durduruluyor. Bu konuda tabii ki güçlü hislerim vardı ve teknik kapasitemiz, işimizi yaparken her şeyimizi vermemiz ve bu konuda kendimizi iyi hissetmemiz dışında uçağı bulamamak bizim için hayal kırıklığı yarattı. Harcanan zaman ve araştırılan alan gerçekten rekor seviyedeydi. Bu kadar büyük bir araştırma hiç yapılmadı. David Griffin'in Flaperon deneyi, yetkililerin 35 derece güney bölgesini araştırmasını sağlayabilecek mi? Bu sorunun cevap bulması yaklaşık bir yıl sürdü. Gökten yeni bir ipucu indi. ...1257. gün. Okyanus bilimci David Griffin'in yeni bir teorisi var. MH370'in 35 güney adı verilen alanda olduğunu düşünüyor. 2017'de aynı noktayı işaret eden daha fazla delil buluyor. Görüntüleri yüksek çözünürlükte ilk kez gördüğüm günü hatırlıyorum. Tanrım, bunun gerçekten yararı dokunacak dedim. MH370 kaybolduktan 15 gün sonra bir Fransız askeri uydusu 35 güney bölgesi yakınlarında insan yapımı olması muhtemel kalıntılar saptamış. O dönemde bu alana öncelik verilmemişti. 4 yıl sonra durum değişti. Çok heyecan verici bir şeydi. Araştırmayı tekrar başlatabilirdi. 1415. gün. Yeni yıl, yeni umutlar getiriyor. 2018 Ocak ayında enkaz kurtarma firması Ocean Infinity tamamen özel olarak finanse edilen yeni bir göreve çıkıyor. Odak noktaları hala 7. yay. Ama eski araştırma noktalarını genişletiyorlar. Ve David Griffin tarafından saptanan yeni alana doğru hareket ediyorlar. Andy Sherrill bir kez daha ekipte ve bu sefer elinin altında uzaktan kumandalı 8 otonom denizaltı aracı var. Bir derin su cihazı alanda 30 gün çalışabiliyor ve bu 30 günde 3500 kilometre karelik bir alanı inceliyor. 8 uzaktan kumandalı aracı aynı anda kullanarak bu alanı 3-4 günde tarayabiliyoruz. Bu büyük bir kumar. Bir şey bulamazlarsa ödeme de alamazlar. Ocean Infinity yeni öncelikleri olan 35 güney bölgesini araştırıyor. Beş ay içinde esas deniz tabanı araştırmasında incelenen alana neredeyse denk bir alanı inceliyorlar. Maalesef MH370'e dair bir iz bulamıyorlar. İki araştırmada toplam 240 bin kilometre kare deniz tabanı inceleniyor. Air France 447'nin araştırma alanının 14 katı. ...2018 Mayıs ayında Malezya hükümeti artık yeni araştırmaları desteklemeyeceklerini açıklıyor. 370'i sonsuza kadar aramaya devam edemeyiz. Mümkün değil bu. 7. yay araştırma bölgesindeki 1 milyon kilometre karelik alanda keşfedilmeyi bekleyen MH370 enkazı bulunamayacak mı?
Bu gizeme yönelik ipuçları araştırma ekiplerinin bildiklerine yakın bir yerde mi yer alıyor? Bizi keşif anından ayıran tek şey zaman, para ve soruları cevaplama arzusu. İki araştırma ve 4 yıl sonrasında zorlukla toplanan bilgiler gelecekteki araştırmalar için değerli olacak. Yüzlerce araştırmacının topladığı inanılmaz verileri kullanarak MH370 bulunduğunda ne gibi bir görüntüye sahip olacağını görmek için 7. yayın çevresindeki suları çekmemiz mümkün. Kalıntılar binlerce metre boyunca yayılmış olacak. Motorlar tek parçayken gövde binlerce parçaya ayrılmış olacak. Yakınlardaki kara kutular son anlarda kokpitte birilerinin bulunup bulunmadığını ortaya çıkaracak. Acil durum oksijen tüpleri uçağın uçuş sırasında bilinçli ya da kaza sonucu basınç kaybedip kaybetmediğini gösterecek. Kişisel elektronik cihazlar yolcuların ve uçuş ekibinin tecrübelerini ve kaderlerini ortaya çıkarabilir. Çok önemli bir an olacak. Andy Sherrill'ın daha önce tecrübe ettiği bir an bu. Kasvetli ve gerçek dışı bir an yaşıyorsunuz. Çünkü birden aslında bütün insanların hayatını kaybettiği bir mezarlığı keşfettiğinizi fark ediyorsunuz. Bu çok üzücü ama aynı zamanda rahatlatıcı bir şey. Çünkü birkaç cevap alabileceğinizi biliyorsunuz. Bence iyimser kalmaya devam etmeliyiz. Araştırma yapmazsanız bir şey bulamazsınız. Umarım eninde sonunda bu enkazı bulabiliriz.